Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci kelime. Ve yumit. Yani mevti veren odur. Yani hayatı veren o olduğu gibi hayatı alan mevti veren dahi yine odur. Evet mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba verilsin. Tabiata havale edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batınen bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına, yani cüz'i tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle de mevt dahi zahiren bir inhilal ve bir intifa göründüğü halde, hakikatta insan için hayatı ı bakiyeye ünvan ve mukaddeme ve mebde oluyor. Öyle ise hayatı veren ve idare eden kadir-i mutlak, yine elbette mevti dahi o icat eder. Şu kelimedeki mertebeyi uzmayı tevhidin bir bürhan-ı azamına şöyle işaret ederiz ki, 33. mektubun 24. penceresinde beyan edildiği gibi, şu mevcudat irade-i ilahiye ile seyyaledir. Şu kainat emri rabbani ile seyyaredir. Şu mahlukat izni ilahi ile zaman nehrinde mütemadiyen akıyor alemi gaybtan gönderiliyor, alemi şehadette vücudu zahiri giydiriliyor. Sonra alem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor ve emri rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. İşte şu mahlukatın şu seyelanı gayet hakimane rahmet ve ihsan dairesinde ve şu seyranı gayet alimane hikmet ve intizam dairesinde ve şu cereyanı gayet rahimane şefkat ve mizan dairesinde baştan aşağıya kadar hikmetlerle, maslahatlarla, neticelerle ve gayelerle yapılıyor. Demek bir Kadir-i Zülcelal, bir Hakim-i Zülkemal, mütemadiyen tavaif-i mevcudatı ve her taife içindeki cüz'iyatı, ve o taifelerden teşekkül eden alemleri kudretiyle hayat verip tavzif eder. Sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder, alemi gayba gönderir. Daire-i kudretten daire-i ilme çevirir. İşte hiç mümkün müdür ki şu kainatı heyet-i mecmuası ile çevirmeye muktedir olmayan ve bütün zamanlara hükmü geçmeyen ve alemleri hayata ve mevte bir fert gibi mazhar etmeye kudreti yetmeyen ve baharları bir çiçek gibi hayat verip yeryüzüne takıp sonra mevt ile ondan koparıp alamayan bir zat mevt ve imateye sahip çıkabilsin. Evet en cüz'i bir zihayatın mevti dahi hayatı gibi bütün hakaik hayat ve enva-ı mevt elinde bulunan bir zat-ı Zülcelal'in kanunu ile İzniyle, emriyle, kuvvetiyle, ilmiyle olmak zaruridir.